Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Şu gazetelere bir bakalım mı? Şöyle bir göz atalım mı? Ne dersiniz? Fenerbahçe sayfalarında neler var? Foto maçla başlıyorum. Medina gündemdeydi. Uzun süre gündemdeydi. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne olacak? Boca Juniors'la anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Arjantin basını Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı son teklifin de Boca Juniors tarafından kabul edilmediğini yazmış. Devre arasında görüşmeler yeniden yapılacakmış. Bunun haberi yer alıyor Foto Maç gazetesinde. Mourinho'dan revizyon. Mourinho yarın oynanacak karşılaşmanın 11'inde bir takım değişiklikler planlıyormuş. Maximin'in yerine Tadic'in, İsmail'in yerine de Amrabat'ın 11'de başlaması gündemdeymiş. Portekiz'e teknik adam Kasımpaşa maçında kadroda değişikliğe gidecekmiş. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında basın toplantısında bu soruyu ben sormuştum aslında. Yani farklı oyuncuları rotasyonlu bir şekilde farklı pozisyonlarda deniyor olmak çok heyecan verici. Ama yine de bir soru işareti yaratıyor mu? Kim nerede oynayacak gibi bir durum oluyor mu? Kendisi şunu söylemişti. Önümüzde birçok maç var. Birçok performans gösterebileceğimiz maçlar çıkartacağız. O yüzden oyuncuları farklı yerlerde deniyorum demişti. Bir teknik direktör için yeni nesil, yeni dönemde teknik direktörler farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanmak zorunda da kalıyorlar. Ah Guardiola, ah neler neler açtın başımıza futbola. Öyle değil mi sevgili Haldun Domaç? Yani her oyuncuyu her yerde kullanabilmenin ne derler kitabını yazdı Guardiola. Şimdi yeni her ne kadar yeni olmasa da yani teknik direktörler eski, teknik direktörler deneyimli olsa da artık herkes bunu cesaretle deneyebiliyor. Farklı pozisyonlarda geliştirebiliyor ki oyuncular da zaten bunu açık durumda diye düşünüyorum. Bu olumlu bir şey mi? Gerçekten olumlu bir şey ama oyuncuların pozisyon değiştirebilme gibi özelliklerinin olması gerekiyor. Yani öyle her oyuncuyu alıp ya söz gelimi Kaan'dan bahsediyorum. Sağ bek oynatırsın, stoper oynatırsın, ön libero oynatırsın. Yani şimdi böyle çok pozisyonlu oyuncu bulmak çok kolay değil. Ama bazen bir oyuncu vardır sadece bir pozisyonu oynar. Onun için de ya da ikinci pozisyonda mecbur kalırsan oynatırsın. Şimdi Guardiola'nın oyuncuyu transfer ederken, seçerken böyle yapıyor. Şimdi Roland Schalai ile ilgili de konuştuğumuzda benzer bir durumu ortaya koyacağız. Yani Roland Schalai ile ilgili hangi pozisyonlarda oynadığını Deniz çıkardım ben. Hemen sana Lütfen. söyleyeyim. Gerçekten pozisyon açısından zenginliğini ortaya koymak için söylüyorum. Sağ kanatta 124 maç oynamış Oh, sol kariyerinde. kanat vardır. Sol kanat 36 kez oynamış. Forvet arkası vardır. 10 numara 30 kez, forvet arkası 25 kez ve santroforda da 17 kez oynamış. Yani siz hücumun her bölgesinde Roland Şalay'ı kullanabiliyorsunuz. Sağda, solda, hatta santroforda, forvet arkasında. Şimdi bu tür oyuncuların teknik direktörlerin tercih ettikleri oyuncular olduğunu söyleyebiliriz ve teknik direktörlerin işlerini kolaylaştırıyor bu tür oyuncular. Yani ben bunu daha önce de söyledim ama bir kez daha belki söylemekte takip etmeyenler açısından onların da bir akıllarını tekrar tazelemek adına söylüyorum. Mancini'nin söylediği bir söz vardı. Diyor ki Mancini, Türkiye'deki temel sorunumuz oyuncuların sistem içi değişiklik yaptığımız zaman, yapmak istediğimiz zaman buna uyum sağlamakta zorluk çekmesi demişti. Yani şimdi buradaki nokta şu. Ne yapıyorsunuz? Elinizde bir oyuncu var. Oyuncu değiştirmeden sistem değiştirebilme şansına sahip oluyorsunuz. Yani elinizdeki oyuncu sizi üçlüye de döndürebiliyor savunmada. Orta alanda beşliye döndürebiliyorsa o zaman işte siz gelişimi çok daha net bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. İşte o zaman Pep Guardiola oluyorsunuz ama biraz da petrol zenginliği lazım arkasında o tür oyuncuları transfer etmek için. Bu arada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Biz normalde çok böyle canlı futbol dışında açardık Haldun Domaç. Ne oldu bize birden futbolla açtık? Yünden mi Allah olduğundan sen mı? Deniz sen söyle şimdi tabii ki ya şunu önce şunu söyleyeyim. Geçen hafta yaptığımız sohbet yani futboldan önce yaptığımız ya da spordan önce yaptığımız sohbet burada inanılmaz ses getirdi. Onu Ya. özellikle söyleyeyim. Ben paylaştıktan sonra
Deniz Hanım'ı lütfen Giresun'a getir. Ay gelirim vallahi. Yayın ekibini lütfen Giresun'a getir. Siz fındığın, çayın, dertlerini, sorunlarını hatta neler olduğunu anlattınız. Onun için de biz onları burada görmek istiyoruz. Ay vallahi gelirim. Ayarlayalım, gerçekten gelirim. Hiç de gelmedim. Çok da güzel olur. Vallahi yani çok da hoş olur. Yani anlaştık. Ben daha sonra bir Instagram programına koymuştum. Yani daha doğrusu oraya koyduğum anda inanılmaz bir olumlu tepki oldu. Tabii buradaki üretici biliyorsun dünyanın en önemli üreticileri, fındık üreticisi ülkedeyiz biz. Ve burada fındık üretimi, çay üretimi burada Rize'ye kadar olan bölümde yapılıyor. Şunu söyleyeyim, dünyanın en kaliteli fındığı burada üretiliyor. Yani %70'e varan bir yağlılık oranı var Giresun kalite fındıkta. Dolayısıyla buradaki insanlar buna çok ciddi bir emek veriyorlar. Ve o emeklerinin karşılığında da en azından onore edilmek istiyorlar. Yani hani bıraktım geliyoruz. Maddi tarafını bir yana. Geliyoruz, bekle Giresun bizi, geliyoruz. Giresun'a geliyoruz. Hemen dedim ya, yani altına yazmışlar Deniz Hanım'ı bekliyoruz Giresun'a, yayın ekibini bekliyoruz çok özür demişler. Diliyorum. Çok yoğunluktan görememişim, geliyorum. Siz ayarlayın Haldun Domaç. Ben de Giresun'a geliyorum. Canım Giresun'a bir geleyim bakayım. Ben de son yıllarda mesela fıstık ezmesi çok severdim. Biraz yağlı. Dediler ki kim söyledi? Şimdi hatırlamıyorum. Bizim spor basınından bir arkadaşım da herhalde. Dedi ki onu dedi asıl şeyle deneyeceksin. Fındık ezmesiyle. Ay da bakayım dedim fındık ezmesi nasıl? Tutkunu oldum değerli izleyenler. Yani fıstık ezmesi out, fındık ezmesi in. Ya her şeyi fındık ezmesi kullanıyorum. Bir de gerçekten ülkemizde lokal, yerel çok güzel böyle üreticiler var fındık ezmesi işletmeleri. O yüzden gelmişken de bir göz atayım. Ben hatta sana şunu da tavsiye edeyim. Fındık yağı da son derece sağlıklı bir yağdır. Yani hani kızartmalarda vesaire, yani ben o işlerden çok anlamasam da fındık yağı kullanımının sağlıklı olması nedeniyle çok tavsiye ediliyor özellikle doktorlar tarafından. Yani burada zaten şöyle söyleyeyim, çay ve fındığın, Deniz geldiğin zaman inşallah göreceksin, artık her şeyi, sabunu, kolonyası. Eyvah sonra, yapma o kadar. O burada sabunu, kolonyası, fındık ezmesi, krakeri, bir de krakerini de yapıyorlar. Krakerini de görsen o kadar lezzetli ki. Aa. Yani burası burada, yani burası tabii fındığın başkenti. Tabii ki Ordu ili de, Trabzon ili de fındık üretiyor. Ama Giresun tabii bu noktada çok özel. Hatta şöyle söyleyeyim, madem öyle bu kadar konuyu buraya getirdik spora gelmeden önce... Burası aynı zamanda kirazın da ana vatanıdır Giresun. Öyle mi? Çok kişi, tabii ki çok kişi bilmez. Çok kişi bilmez. Şey şöyle söyleyeyim. Köftesi de var mı Haldun Domaç? Biliyorsunuz Türkiye'de il ve ilçelerde olmayan, yani köftesi meşhur olmayan hiçbir ilimiz, ilçemiz yok. Herkes güne baktığımızda hepsi aynı şey aslında, köfte, ama öyle değil mi? Aynen, burada da köfte, yani köfte zaten sanki bir milli yiyecek bizim için, yani her yörede çok çok net bir şekilde var, onu özellikle söyleyebiliriz. Ama burada dediğim gibi hani burada her şeyi çok çok özeldir, yani fındık üzerine, çay üzerine yapılmış çok ürün var ve onların da pazarlanması söz konusu oluyor. Türkiye, hani kirazı söylüyordum Deniz, hani atlamayayım, kirazla ilgili bir cümle söyleyeyim. Giresun'un adı zaten Kerasus'tur. Yani kiraz diyarı olarak geçiyor. Antik çağdan bu tarafa kiraz diyarıdır. Kirazın ana vatanıdır. Dünyaya yayıldığı yer Giresun'dur. Kirazın dünyaya yayıldığı yer. Hatta biz Japonya'da, Japonya ile Giresun kardeş şehirdir. Onlar da biliyorsun kiraz çiçeklerine çok özel yer verirler. Ya böyle tabii ki bu sanayileşme fındık üzerine olduğu için kiraz biraz ikinci planda kaldı bizde. Ama halk arasında, onu da söyleyeyim, çok farklı bir şeydir. Kiraz kavurması diye soğanla yapılan bir yemek var. Yani şaşırabilirsin, kiraz, soğan, tereyağı, biraz şaşkınlıkla karşılanan bir yemek daha ama çok aşırı merak ettim şu anda gerçekten. Giresun'a gelmek artık şart oldu. Farz oldu. Ben Giresun'a geleceğim, belli oldu bu. Peki neyle devam edelim? Ben tamamen daldım şu anda. İstersen transferle ilgili konuşalım biraz. Çünkü transfer dönemi bitti. De,
Bitirdik Böyle transfer baktığınızda dönemini. hangi takımın nokta transferler yaptığını düşünüyorsunuz? Gerekli transferler yaptığını düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben genel anlamda baktığımda hala takımlarımızın transfer konusunda bir iki eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki ya artık bu sanayinin içerisinde hala mı eksik var? Var. Ama netice itibariyle bu sezon yalnız takımlar gerçekten de çok etkili transferler yaptılar. Yani nokta atışı transferler. Bu konuda ben Beşiktaş'ın çok çok eksiklerini iyi kapatan, hala eksikleri olan ama çok iyi kapatan bir takım olduğunu düşünüyorum. Ciro Immobile, Rafa Silva, João Mario bunlar gerçekten çok önemli ve üstelik de şöyle bir şansı oldu Beşiktaş'ın. Bu oyuncuların transferiyle diğer oyuncuların verimi yukarıya doğru çıktı. Böyle bir avantaj oldu. Onun için de ama yani Paulista yani savunmadaki zaten elinde daha önceden Muçi gibi işte Musrati gibi oyuncular da vardı. Onu da söyleyelim. Ha eksik yani eksik dersen Masuaku'yu yedekleyebilse çok daha iyi olurdu. Svensson'un yerine bir kat daha yani biraz daha bir tık daha yukarıda bir sağ bek olsa iyi olurdu. Ama bunlarla olmaz demeyeceğim. Sadece alternatif oyuncular konusunda belki sıkıntı olabilir. Ben Beşiktaş'ın iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Bu transfer döneminde Deniz bence en büyük yarayı Galatasaray aldı. Neden Galatasaray yara aldı onu söyleyeyim. Bence Türkiye'nin en büyük transferini getirdi. Yani onu bir kere tartışmayalım. Osimhen Türkiye'nin en önemli transferi. Ama Galatasaray'ın gidip görüşüp alamadığı oyuncular kendisine olumsuz olarak döndü. Yani bu arada Osimhen'le biraz o şey kapatıldı. Taraftar camia iletişim kopukluğu kapatıldı. Ama Osimhen'den sonra Nikola Zalewski transferinin olmaması tekrar taraftar üzerinde, camia üzerinde bir olumsuz yapı oluşturdu. Onu söyleyelim. Roland Salah'ı iyi bir transfer ama sonuç itibariyle o süreç biraz can sıkıcı oldu camia için. Ha peki ne olabilir dersen şöyle olacak. Maçlar başlayacak. Oyunlar kazanıldıkça taraftarla takım, teknik ekip ve yönetim arasındaki iletişim güçlenir. Ama olumsuzluk olursa bu transfer döneminin faturası sürekli yönetimin önüne konacaktır. Onu bir kere söylemem lazım. Fenerbahçe'de zaten yine nokta atışı transferler yaptı. Orta alana eksiği vardı. Oraya Sofyan Amrabat'ı getirdi. Kanat oyuncusu eksiği vardı. Onu getirdi. Yine En-Nesyri ile o bölgeyi kapatmaya çalıştı. Eksik var mı dersen? Var tabii. Yani neye göre eksik olduğunu söylemem lazım. Mesela sol bekte Ferdi gittikten sonra oraya bir sol bek transferi yapmak istedi. Bir de Fred'i yedeklemek istedi ki Fred'in zaman zaman şimdi sakatlıkları oluşuyor. Ama bunları sağlayamadı. Ocak ayına kaldı Medina transferi. Sol bekte şöyle hani tamamlayamadı derken onu anlatacağım şimdi. Evet tamamlayamadı. Oosterwolde'nin yedeği kim derseniz. Milli takımda Mert Müldür sol bek oynadı. Getirirsiniz, koyarsınız. Levent Mercan orada duruyor. Keza onu oynatabilirsiniz. Ama gerçek pozisyon olarak mutlaka tahmin ediyorum ki Mourinho oraya bir sol bek alsaydık. Orta sahada da Medina'nın önceliğini keşke şimdi yapsaydık transferini demiştir mutlaka. Çünkü Medina'nın şöyle bir özelliği var. 22 yaşında bir oyuncu olarak bence Fred'i yedekleyebilecek en değerli oyuncu görüntüsünde. Onu da özellikle söylemek isterim. Trabzonspor bana göre biraz transfer hovardalığı yaptı. Önceliklerini değil, önceliklerinden başlamadı. Genel transfer araştırması, genel transfer çalışması yaptı. Mesela Simon Banza tamam, ona söyleyecek bir şeyim yok ama bütün camia ona açıyı bekliyordu. Şimdi iki tane, üç tane oyuncu eksik alıp işte o rakamı biraz daha yukarı çekerek 15, yani kabul ediyorum Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan da diyor ki yani biz 15 milyon euro veremeyiz. Biz 7 dedik, 8'e çıkardık ama daha fazlasını verelim. Keşke şöyle yapsaydı, 8 değil de 10 yapsa bir tane, iki tane oyuncuyu eksik alsaydı daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ama tabii bunu söylerken geçen sezona bakarak söylüyoruz Deniz. Yani bu sezonu mesela Simon Banza'nın ne yapacağını bilmiyoruz. Mesela Muhammed Cham transferi çok geç kaldı.
Saint-Gallen'den önce gerçekleşse belki de farklı bir senaryo konuşacağız. Bugün Avrupa'da bir Trabzonspor'dan bahsedecektik. Bunu söyleyebiliriz. Son transferle ilgili söyleyeceğim son bölüm de şu. Özellikle son günler genellikle Anadolu kulüplerimizin transferde daha atak olduğu bir durumdur. Sana göre Anadolu kulüplerinin yaptığı transfer içerisinde, hadi moderatörlükten seni azlediyorum, ben geçiyorum yerine. Sana soruyorum, en sürpriz transfer neydi sana göre diye sorayım. Anadolu kulüplerinden mi? Anadolu kulüplerinden genel olarak söyleyeceğin bir son gün transferi kimdi dersem, senin var mı bir aklında bir isim? Yani aslında şöyle, bu bilgiyi de burada vermiş olayım. Hafta içinde bir ortamda geçen sohbetten ziyade söylüyorum. Birkaç futbolcuyu, birkaç kulüp istedi mesela. O futbolcular o büyük takımdan ayrılmak istemedi. İsim vermeyeyim şimdi ortamda geçen sohbetten dolayı söylüyorum bunu. Ama ben mesela oyuncular nezdinde çok yanlış buluyorum. Mesela o oyuncu büyük takımda oynayamayacağını biliyor. Ama tabii profesyonel, onları da kabul ediyorum. Fakat Anadolu'da olsa mesela parlayacak. Anadolu'ya gitse parlayacak. O takımlara gitse parlayacak. O isimler oraya gitmedi. Bu konuyu da size şey yapmak istedim, saklamak istedim, konuşalım diye. Yani büyük takımda kalıp orada para alıp, yani oynamasa da oturmak istedi. Halbuki o Anadolu kulüplerine gitse neler neler yapacak. Şimdi Deniz, önce ben hani seni de şaşırtmıştır mutlaka. Belki insanın hemen aklına gelmiyor. Raşit Gezal. Çaykur Rizespor'a gitti Raşit Gezal. Yani ben şaşkınlıklar içerisinde kaldım. Yani Raşit Gezal işte Beşiktaş'tan, yani Beşiktaş'taki performansını çok iyi biliyoruz. Son dönemi biraz sakatlık vesaire gibi dendi. Gitti. Beni çok şaşırttı mesela Raşit Gezal'ın Çaykur Rizespor'a gitmesi, onu söyleyeyim. Şimdi diğer tarafa bakalım. Yani benim şaşırdığım isim de o. Ama tabii işte Emre Mor bir yere gitti, işte Amartin'in sözleşmesi feshedildi vesaire gibi çok şey var. Şunu söylemem gerekiyor. Burada en önemli nokta belki o söylediğin cümlenin devamı bu. Oyuncular Anadolu kulüpleriyle ilgili sorunu şöyle yaşıyorlar. Şimdi Abubakar'a bakalım. Abubakar konusunu. Abubakar 3 milyon 100 bin euro alıyor Beşiktaş'tan. Şimdi Anadolu'da herhangi bir kulübün Abubakar'a 3 milyon 100 bin euro verme olasılığı yok. Hı hı. Dolayısıyla oyuncu diyor ki, ben paramı isterim kardeşim, beni ilgilendirmez diyor. Ben paramı isterim. Şimdi paramı isterim dediği andan itibaren siz oyuncunun ya 3 milyon 100 bin eurosunu verip sözleşmesini feshedeceksiniz ki o zaman da bütün sözleşmesini istiyor, ya da diyeceksiniz ki biz para verelim, siz de para verin, ortalayalım bu işi diyorsunuz ve Hatayspor'da muhtemelen 500-600 bin eurosunu Hatayspor verecek ki 1 milyon dediler ama yani 2,5'unu da Beşiktaş verecek. Onun için de transfer yaparken çok dikkat etmek lazım bu oyuncuları alırken. Biraz çünkü ben aslında genç oyunculardan bahsetmek istedim. Yani biraz daha süre bulamayacak. Abubakar belki güzel bir örnekti. Biraz daha böyle Abubakar'dan daha küçük olabilecek oyuncuların hani sıra beklemesinden ziyade Anadolu'da gösterip, keza geçtiğimiz sezonlarda bunun örnekleri de çok fazla. Şimdi hemen bir örnekle seni destekleyeyim istersen. Kerem Aktürkoğlu. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi şöyledir. Biraz böyle basında da çok yansıdığı için söylüyorum. Yani biraz böyle serzenişleri falan da olduğu için söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu Başakşehir altyapısına geliyor. Ve 17 yaşındayken A takımında antrenmanlara çıkmaya başlıyor. Sonra diyorlar ki hani burası için yeterli değil, göndermeye başlayalım. İşte Erol Tok'un yanına gönderiyorlar, Bodrum'a, sonra Karacabey'e, sonra Erzincan'a. Ama demek ki eğer sizin yeteneğiniz varsa oradan da doğrudan Galatasaray'a gelebiliyorsunuz. Hı hı. Ve şimdi de Benfica'ya transfer yapabiliyorsunuz. Onun için de seni desteklemek için söylüyorum, bu türden bir oyuncunun da oynama arzusunu öne koyması gerekiyor. Kuşkusuz. Sevgili Haldun Amaç, programımızın da sonuna geldik. Bu güzel sohbetle de kapatmış olayım. Çok teşekkür ediyorum o güzel yorumlarınız için. Ailenize ve size güzel bir pazar diliyorum, hafta sonu diliyorum. Çok teşekkürler. Giresun seni bekliyor. Son sözüm böyle. Geleceğim Giresun'a. Çok teşekkürler. Tamam. Görüşürüz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, dost olmanın, birlik olmanın ve elbette bu muhteşem ruhu yaşatmanın en güzel yolu sportif faaliyetler olsa gerek diyoruz. Gününüzden spor, sporunuzdan keyif eksik olmasın. Bir kez daha kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun. Yarın saat 12.14 ben burada olacağım, sizleri de beklerim.